bush up to make it finish. Size of gun. İbrahim Güneş, Orman İşletme Şefi Halbuki Kılıç, Şeker Fabrikası. Tabii onlar hesap numaraları veriyorlar. İşte seçen insana yardım veriyorlar. Kanal Alfa'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 10 Nisan 1995 Pazartesi. Alfa Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri izliyorsunuz. Emniyet Teşkilatı'nın 150. yıl dönümü kutlama etkinlikleri içerisinde yer alan şehit polislerimiz için kurban kesimi bugün saat 9'da İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı. Şöyle valla şu kuşakları getirir, önceden alalım. Getiriyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin vel âgıbetü lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike leh ve ene evvelül muslimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha. Hep beraber tekbir getirelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Daha sonra belediye önünde bir tören yapıldı. Törene İlçe Emniyet Müdürü Sayın Selahattin Soydan'ın Anıtı Emniyet Müdürlüğü çelengine koymasıyla başlanarak saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Ardından ilk ve ortaokullar arası şiir kompozisyon dalında dereceye girenlerin şiir ve kompozisyonları okutuldu. Dereceye girenlere ödüller verildi. Sevgili mesai arkadaşları, sevgili öğrenciler. Devletimizin varlığına kastedenlerin korkusu, vatandaşlarımızın ırk, can ve mal güvenliğinin geçmişten geleceğe koruyucusu olan Türk Polis Teşkilatı'nın 150. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu törene teşkilatımızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunar, hoş geldiniz. Daima Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, onun ilke ve inkılapları istikametinde ve polis olmanın şeref ve gururunu taşıyarak güler yüzlü ve vakur bir şekilde görevini yerine getiren, gerektiğinde devletin huzuru için canını feda etmekten çekinmeyen Türk polisi gelecek yıllarda da iç huzurun teminat olmaya devam edecektir. Polisimiz yüklendiği iç huzur ve asayişin temini görevinde başarılı olabilmesi kadın bir milletimizin desteği ve güveniyle mümkündür. Devletimizin kuruluşundan bu yana tarihimizi incelersek, diğer devletlerin güçlenmemizden rahatsız olduklarını ve her seferinde değişik senaryolarla bizi yok etmeye çalıştıklarını görürüz. Son yıllarda Kürtlükle, Alevilikle hiçbir ilgisi olmayan Ermeni asıllı lider kadrosunun kişisel çıkarlarını tatmin için Türkiye düşmanı bazı dış güçler tarafından kiralanmış, halkımızın huzur ve güvenini sarsarak
güçlenmemizi, gelişmemizi engellemeye çalışan teşkiye ve canilerden oluşan terör örgütünün kanlı eylemlerini önlemek için güvenlik güçleri olarak mücadele etmekteyiz. Saygıyla anar, tüm mensuplarımızın ve emekli mensuplarımızın bu mutlu gününü yürekten kutlar, teşkilatım adına sizlere saygılarımı sunarım. Sağolun. Ve liseler arası resim yarışmasında birinci gelenler birer kol saatiyle ödüllendirilmişlerdir. İkinci gelenler takım dolma kalemiyle ödüllendirilmişlerdir. Üçüncü gelenler dolma kalemle ödüllendirilmişlerdir. Göz kapaklarım bir alet varmışçasına kapanıyordu. Aniden gözlerime vuran bir araba fırının parlaklığıyla ürkendim. Kendimi toparlayıp etrafıma baktığımda otobüsteki yolcuların gözlerinden merakla gelen garip bir tedirginlik okunuyordu. Birkaç dakika sonra otobüs durdurulduğunda içimizdeki merak yerini korkuya bırakmıştı. İçeriye bir polis memuru girdiğinde insanların merakı son bulduklarıydı. Bizim aslımıza o gayet sakin, güven veren sözleriyle neden durdurulduğumuzu bize açıkladı. Otobüsümüze yerleştirildiği iddia edilen bir bombanın ihbar edilmesi sonucu güvenlik güçleri harekete geçmişti. Neye hazırsın? Kötüleri, kötülükleri, yasaklara karşısın. Sen vatanı, ulusu koruyansın. Yardım bekleyen çığlıktadır kulağın. Hazırdır elinde hemen silahın. Gelecek kuşaklara örnek insansın. Sen vatanın sevgi, can mısın? Aklım sarmıyor, ne kadar cesursun. Yardım deyince korkuları sıyırıp atıyorsun. Vatanın teminatı sen oluyorsun. Her gün değişik bir destan yazıyorsun. Refah Partisi İl Kongresi dün Tokat'ta Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. İman bil. Sevinme bil. Acı bil. Gaye aynı. Bizden bil. Değil mi Sine'de bir dil vuran yürek yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Tüm inananların üzerine olsun.
kardeşlerim, sizin şu andaki inancınız, kararlılığınız, aşkınız, heyecanınız artık iktidara bir adım değil, bir nefes kaldığının ifadesidir. Bunu sadece Tokatlılar değil, Cumhurbaşkanı'ndan geliyorum böyle haykırıyor. Bayburt'tan geliyorum böyle haykırıyor. Erzurum'dan geliyorum böyle haykırıyor. Erzincan'dan geliyorum böyle haykırıyor. Ve dikkat edin. Ve dikkat edin. Biz Batı'ya rağmen, medyaya rağmen barışla, sevgiyle, kardeşlikle geliyoruz ülkemizin iktidarına. Birçok oyunlar oynuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Gerçeği değiştiremeyecekler. Biz bu ülkede egemen güçlerin sesi olarak değil, hakim güçlerin sesi olarak değil, sessiz yığınların sesi olarak geliyoruz. Zira bacım başörtüsüyle üniversiteye gitti. Doktor oldu. Hastaneye sokmadılar. Bacım başörtüsüyle üniversiteye gitti. Öğretmen oldu, okullarda görev vermediler. Ya sabır dedi. Bacım üniversiteye gitti, başörtüsüyle. Çıktı, baroya müracaat etti. Başörtün var dediler, sokmadılar. Ya sabır dedi. Sabır, sabır, sabır. Sabrın sonu selamettir ve 27 Mart'ta 331 belediye başkanlığıyla iktidara geldi. Bu neydi? Bu merkezi iktidara, yerel iktidarlarla, muhterem genel başkanımız söylediği gibi yerel iktidarlarla yürümenin adıydı. Durdurabildiler mi? Durduramadılar. 331 belediye başkanlığı aldık. Ancak 331 belediye başkanlığıyla Türkiye'nin 2/3 nüfusunu idare eder hale geldik. Türkiye coğrafyasının 2/3'üne şekil verir hale geldik. Bu kudret kuvvet sahibi Rabbimizin takdiriydi. Kardeşler, kardeşler, şu salona girerken bilemiyorum sizin ne kadar dikkatinizi çekti. Ama bir şey beni çok duygulandırdı. Türkiye'nin nüfusunun 2/3'ü 30 yaşın altında olanların miktarı ve Doğru Yol Partisi'nin son yaptırdığı araştırmada Refah Partisi oyları Türkiye'nin en genç oyu. Ve salona girerken de bunu gördüm. Baktık ki Tokat'ın en büyük kapalı spor salonunu, evet, tecrübeli büyükleriyle birlikte gençlik doldu. Bir şey daha dikkatimi çekti. Erzurum'da da dün akşam kapalı spor salonu
aynen böyle lebalep donmuş, bir o kadarı da geri dönüp gitmişti. Kardeşlerim, bir de baktık ki tribünlerin üçte birini orada da bacıların doldurmuştu. Aynı durumu burada görüyoruz. Dikkat edin, Tokat'ta da bacıların doldurmuş durumda. Şu müjdeyi rahatlıkla verebilirim. Mutfakta kim iktidarsa yönetimde o iktidardır. Bir ara Nevşehir'de ara seçim vardı. Gitmiştik. İstanbul'dan hanım kardeşlerimizle getirmiştik. Fakat bir kahve toplantısında birisi Maruf çağırıyordu. Ya kim bu Maruf çağıran dedi. Şöyle bir yaklaşalım, bir de baktık ki efendim suratlı oldu. Ne diyor biliyor musunuz? Ya karşına gelmiyor mu ya karşına gelmiyor? Bizi karılarımızla ayıracak diyordu. Meğerse hanım çalışmalarında çalışmaları yürüten bacılarımız demiş ki kocalarınıza itaat etmeyin. Hayır bak ne oluyor? Kadınlarımız bize itaat etmeyecekmiş diyor. Şuna başları yaptığına bakıyor. Olayı araştırdık. Bir de ne görelim? Meğerse hanım toplantılarında diyorlarmış ki kocanın elini yıka, ayağını yıka, suyunu da iç. Ama iş oya gelince oy konusunda kocaya itaat yok diyorlar. Yanlışlıklarla dolu olan
hırsızlıkla deli olan, zinayla deli olan, kardeşin kardeşi öldürmesiyle deli olan, kardeşin kardeşi sömürmesiyle deli olan, orada ailesi onlar bizi sattırma. İşte fazlal, bununla aşmak demek. Dediler ki, hep birlikte, istemez. Niye? Hayır, saygı duruşu yapacağız. Ne demek? Sak gibi böyle. Neden? Çünkü yerin altındaki ölüler sap gibi duranlardan değil, kendilerine Fatiha gönderecek olanlardan memnun. Bu tabii Müslümanın bakışıdır. Diğerlerin bakışına biz karışmayız. Biz de %99'u Müslüman olan memleketimizde ancak Müslümanca bakış nedir? Onu ortaya koymayalımız bu. Ve ne oldu kardeşler? Bununla bitti mi iş? Bitmedi. Aynı gün toplantıda şu oldu. Baktık ki bunlar saygı duruşu yapıyorlar. Bizimkini beğenmemişler. Hemen istiklal marşını söylemeye başladılar. Tabii biz de kalktık. Ertesi gün gazetelerdeki haber şu. İstiklal Marşı okunurken oturuyorlar. Bu kablo kısa bu kadar kalıyor. Gelmiyor. Ve değerli kardeşlerim orada şu cümleyi kendilerine söyledi. İstiklal Marşı'nın ruhu Refah Partili'nin ruhudur. Onlara söylüyorum. 12 Eylül öncesinde anarşistlerin polisi gördükleri zaman istiklal marşı söylemesine benziyordu. Ne yapıyordu anarşistler 12 Eylül öncesinde Beyazıt Meydanı'nda? Polis gelince hemen istiklal marşı söylemeye başlıyordu. Polis ne yapıyordu? İstiklal marşı okunuyor diyordu, Anadolu vaziyetine geçiyordu. Daha sonra karar çıktı. Belki İstiklal Marşı'nı okusalar bunlar kusurdayım diye. Sizin halinizden yola veriyor dedi. Neden? Sebebi gayet basit. O İstiklal Marşı, dikkat ediniz, meyhanede yazılmadı. Pavyonda yazılmadı. Diskotekte yazılmadı. Viski şampanyaları patlatılarak yazılmadı. Rakı masalarında yazılmadı. Nerede yazıldı? Ankara'nın Taceddin dergahında yazıldı. Akif, İstiklal Şairimiz Akif, Taceddin dergahının camından bakıyor, hakkıdır, hakka tapan milletimin istikrar diyordu. Az önce ben size ne dedim? Ya Rabbi, senden başka kulluk edilecek bir mabut tanımıyorum dedim. Bakın birbirinin nesi? Aynısı. Başka ne diyor İstiklal Marşı? Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. Taksim Camii'ni istemeyenler, bu ezanlara tahammül edebilir mi? Soruyorum size. İşte Taksim Camii'nin onun bizim meclisimizden Arap, DYP ve Refah Partisi'nin oylarıyla CHP ve CHP'nin muhalefetine rağmen çıktı. Başka? Şu anda gümrük birliğine gidiyorlar. Gümrük birliği aslında İstiklal Marşı'na ters.
Yeter! Buyurun! Galiba farkını sarmışsa televizyonum var! Benim iman dolu görsün gibi serhatim var! Olursun! Korkma! Nasıl olur öyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış galiba. Ya arkadaş, yurduma alacaklarını bırakma sakın. Süperek gölgenin dursun bu hayasızca hakkın. Doğacaksın sana vardır bir günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bilir? Vefasetinden yakından bakıyorlar ki. Ne diyordu? Ocak için. Vatan topraklarına bakınca, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varını alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada kita diyordu. İşte bu ifadeler geri döndü ve arzularını bulamadılar, bulamayacaklar da. Neden? İşte görevi aldık. Görevi aldığımızın arkasında bize ne dediler? Elimizin suyu var, ne yapacağız? Dedik ki gece gündüz çalışıyoruz. Dediler ki, yağmur olmasını düşünmüyor musun? Hayır, düşünmüyoruz dedi. Belki halk yağmur duasına çıkıyor, siz ne düşünüyorsunuz? Gerekirse ben de çıkarım dedi. Ertesi gün başlık, tayyibin işi Allah'a kaldı. Sordum ben de arkadaşlara, ya sizin işiniz kime kaldı? Merhumu muhalifden harekette, sizin işinizde şeytana kaldı, değil mi? Ve ne oldu? Geldik bir yıl sonrasına. Yine bir gazete başlık atmış. İstanbul Belediyesi'nde bir yıl hizmette sıfır demiş. Şimdi geçen yıl 200 milyon metreküp suyla doyurduk. Bu yıl aynı barajlarda 457 milyon metreküp su var. Aradaki bak 257 milyon metreküp. Yine bu yıl gazetecilere sordum. Bu 257 milyon metreküp suyu sıfırın neresine yerleştireceksiniz? Dediler ki başkan ne demek istiyorsun? Nasıl anlıyorsanız böyle demek istiyorum. Bütün hayır. 7 trilyon gelirimiz var. 7 trilyon borç ödedik. Bu 7 trilyon borç ödemesini sıfırın neresine yerleştireceksiniz dedi. Bütün hayır. 7 ay önce temelini astık, 7 ay sonra barajı gelen başkanımla beraber astık. Bu barajın sıfırın neresine yerleştireceksiniz dedi. Cumhuriyet tarihinde bir örneğini göstereyim, 7 ayda küçük çaplı bir baraj bitmiş mi bitmemiş? Yok. Ancak bunu refahçı kadrolar bitirir. Bütün hayır, bitmedi. İSKİ 1994'ün başında Türkiye'deki yatırımcı kuruluşlar arasında sözcüydü. Ama şimdi İSKİ Türkiye'de yatırımcı kuruluşlar arasında devlet planlama teşkilatının raporunu söylüyorum, 5. sırada. İstanbul Belediyesi'nin 95 yatırım planı Türkiye Cumhuriyeti yatırım planının 4. birini teşkil ediyor.
Bu ne demektir? Bu şu demektir. Onlar yatıyor, biz ise yürüyoruz. Dolayısıyla bizim başlığımız yere onların hayalleri bile ulaşamayacak inşallah. Bizim ilerim dedi. Ya %50'sini geçiyor paramız. İller Bankası'ndan bir kuruş yok. Maliyede olan yasal hakkımızın yaklaşık %35'ini geçiyor. Toplam %50. Bütün bunlara rağmen yürüyoruz. Sayın Başbakan'la konuşuyorum. Söylediğinde diyor musun? Başkan sen yaparsın diyor. Sen yaparsın. Sayın Başbakan'ın da benim değil. Onları sen de söyleyemezsin. Biz zaten yapıyoruz da biz daha iyisini, daha fazlasını yapmanın hesabını yapıyoruz. Meselemizde. Bakınız, 19 ayda Sehat'te, şimdi Sehat'te oldu, belediyesi metroda 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. Biz ise 12 ayda, son rapor söylüyorum size, 83 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu ne demek? Diğer 3 katlayarak gidiyoruz. Niçin Refah Partisi demek dinamizm demektir. Refah Partisi demek kararlılık demektir. Refah Partisi demek netice demektir. Refah Partisi demek medeniyet yarışında önce olmak demektir. Efendim kardeşlerim, işte göreve geldik. 1 Nisan bir telefon. Telefonla bakarlar diyor ki başkanım Allah senden razı olsun. Hayırdır dedi. Bana dedi dün 10 milyon kazandın. Niye dedi? Her ay muntazaman ödediğim rüşvet taksitinin 6.sını ödemeye gittim. Fakat almadılar. Niye almıyorsunuz diye sordum. Dediler ki haberin yok bu refahsızlar geldi. Allah benim için olacak diye sordum diyor. Git şu evladı al gel. Aldım geldim. 2 saatte 6 ayda alamadığım ruhsatımı aldım. 10 milyon da cebimde kaldı dedi. Onun için Allah razı olsun diyor. Şimdi söylüyorum size. Yazılı bir talimatım gitmedi daha birinci gün. Sözlü talimat gitmedi daha birinci gün. Nasıl oldu? Havası bile yeter, havası. Şimdi çocuklar dönüyorlar. Niye çocuklar dönüyorlar? Sebebi basit. Sebebi basit. Çünkü bu nokta, bu durum, bu tavır Refah Partisi'nin merkezi iktidara gelişinin müjdesidir ve onun için. Değerli kardeşim, şunu sizlere rahatlıkla söylerim. Bak Belediyeler Bayramı yaptı. Belediyeler Bayramı'nda şunu gördüm. Elhamdülillah. 400 küsur belediyemiz var şimdi. Bu belediyelerimiz hepsi gece gündüz demeden ortaya bir tavır koymuşlar. Ve bu tavırla merkezi yönetimi atistasyon ve iktidara geliyoruz. Kim ne derse desin. Genel Başkan Yardımcı gereken şeyleri sizlere anlattı. Hakkımızdaki spekülasyonlara merkezi cevapları sizlere verdi. Kardeşler, şımarmayacak. Ayaklarımız yerden kesilmeyecek. Biz emin adımlarla geleceğe yürüyeceğiz. İktidara yürümek kadar iktidarda kalmak zordur. Bugüne kadar bunu başardık. Asıl bundan sonrası zor. Aman Allah kardeşlerim.
Durmak yok. Yılmak yok. Nasıl 84'te 85'te o yokluk döneminde dağların tek tek dolaşarak nakış nakış işliyorsa bugün de bu kitle aynı keyfiyet içerisinde bu dağları nakış nakış istemeye mecburdur. Bu Ramazan bayramında 3 gün İstanbul'da belediye otobüsleri ücretsiz girildi. Çok enteresandır. Yaşlı aksakallı bir amca şunu söyledi. Ah beni yaşayan ben bugüne kadar torunlarımı gidip de şöyle ellerinden tutmak suretiyle bir kez göremiyordum. Çünkü onların elinden tutup gezdirmek o bana genç babalık yıllarımı hatırlatıyordu. Şimdi oğlumun gelinini torunlarımı aldım yanıma, bindim bu otobüslere ve ta İstanbul'un bir ucundaki dostlarımı, akrabalarımı gittim ziyaret ettim. Sevindirir bizi. Allah da sizi sevindirsin. Duanın önünde durulur mu? Dua, dua eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Mesele burada. Yıldızdan avucu alırsın duayı. Gökyüzünü parçalarsın duayı. Tarlalar, evet, tarlalar yoncaya durur duayla. Aldın duayı, susuz kaldın. Ama baktım ki Malatya'da yaşlı bir dede. Uçaktan indik. Böyle kartallar gibi üzerimize atladı. Bırakmıyorlar. Bırakın dedim ki dedemizi. Sarıldı. Allah'ına kurban dedi. Hayrola dede dedim. Kar yağdı Malatya'ya dedi. Açtım ellerimi Allah'a. Ya Rabbi Malatya'ya değil İstanbul'a, İstanbul'a dedim diyor. Onun için durmak yok. Ama kardeşler, sevgiyle gideceğiz insanların üzerine. Barışla gideceğiz insanların üzerine. Kardeşlikle gideceğiz insanların üzerine. Ve gönül sarayımızı açacağız insanlara. Göreceksiniz ki 65 milyon Allah'ın izniyle bize toplanacak. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Ama da sakın birbirinizin hatalarına gece gibi olun. Selamı ihmal etmeyin. Selamda ayrıcalık yapmayın. Çünkü Müslüman şekil ve kalıp adamı değildir. Müslüman ölçü adamıdır. Ölçü.